Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanlarımın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli seçici kurula, böylesine bir gecede bizlere vefa ödülleri ve onur ödülleri nasıl dağıtılabilir, nasıl detaylar, nasıl isimler hatırlanır ve ne kadar güzel seçim yapılır, bunu gösterdikleri için, bize bu geceyi yaşattıkları için, bu kıymetli seçimleri için her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vefa kelimesinin aslında bizim gibi kurumlar için iki tane anlamı var. Bunlardan bir tanesi manevi anlamı, bir tanesi maddi anlamı. Manevi anlamı vefa duyulan açısından son derece onur verici, hakkının teslim edilmesi, hatırlanması, emeklerinin boşa gitmemesi, söylediği sözün uçup gitmediğinin, yazdığı yazının silinmediğinin görülmesi açısından son derece kıymetli. Vefayı gösterenler açısından hem kendilerini bu noktada bu bir borcu ödemenin mutluluğunu, huzurunu duymaları açısından kıymetli. Hem de bundan sonraki sürece bir gelenek devrediyor olmanın gururunu yaşatan, onurunu yaşatan bir durum. Ama işin bir de maddi tarafı var. O da kurumsal hafızanın önemine yapılan vurgu. Ve kurumsal hafıza ki bundan sonraki süreçte o kurumda yapılacak tüm iş ve işlemler, hele ki bu kurum bir ülkenin ana muhalefet partisi ise, bundan sonra yürütülecek tüm siyasi yürüyüş, tüm yürünecek yol ve menzile yönelik olarak da son derece önemli, kıymetli bir adım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vefa gecesindeyiz. Ancak bu vefa gecesi 81 ilden bir ilin, o ilin de 39 ilçesinden bir tanesinin düzenlediği bir gece. Şimdi burada bir ayrışma var. Olumlu yönde bir pozitif ayrışma var. Bir ilçe başkanlığı bir vefa gecesi yapıyor. Bu önce ilçe sınırında, sonra il sınırında, sonra tüm ülkeye yönelik olarak gerçekleşiyor ve bir siyasi parti bunu kurumsal olarak ve genel merkez düzeyinde de sahipleniyor, benimsiyor. Daha önce de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Bu gece ben de buradayım ve bu partimiz adına yapılan bir etkinliğe ve önemli bir boşluğu dolduran çok doğru bir etkinliğe dönüşmüş durumda. Demek ki hiçbir başarı boşuna gelmiyor. 6 yıl önce bu vefa gecesini, yani 6.sı olan ve 8 yıl önce yapılmış olan ilki, bu vefa gecesini düzenleyen ilçe başkanı, sonra ilçe belediye başkanı oluyor, sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor ve ülkenin en umutsuz zamanlarında bugün İstanbul'un sokaklarında, Türkiye'nin her tarafında gördüğümüz gibi bir umutsuzluğu yırtıp atan bir umudun adı oluyor. O günün ilçe belediye başkanı olduğu dönemde, o günün ilçe yöneticisi, sonra ilçe başkanı olan Taşkın Özer milletvekili oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oluyor. O günkü
belediyede, ilçe belediyesinde yok ama demek ki akılda ileride büyük şehir yönetmek var. O günkü belediye başkanının genel sekreter yetkileriyle donattığı danışmanı bugün bu belediyenin bugünkü belediye başkanı oluyor, Beylikdüzü'nün ve bu gecenin ev sahibi oluyor. Buraya çıkıp otururken de bir yanına ilçe başkanını, bir yanına kadın kolları başkanını, bir yanına da gençlik kolları başkanını hatırlatıyor. Örnek alınacaksa bu işin örnek alınması, ders alınacaksa bundan ders alınması lazım. Öyle vefa gösteriyoruz diye vefa gösterilmeyen, kurumsal kimliğin sahiplenildiği ve bugünlere birbiriyle itişe kakışa değil, birbirinin eksiğini bulanların değil, birbirine çelme çakanların değil, ta o günden bugüne dayanışarak gelenlerin, kol kola girenlerin, birbirine kol kanat gerenlerin ve örgütü tüm kademeleriyle dışlamak değil, sahiplenmenin başarısıdır bu. Ekrem Başkan'ın şahsında bu organizasyonu o günden bugüne getiren herkesi yürekten alkışlıyorum. Tabii bir yandan da vefa ulusal çapta nasıl olacak? Ulusal çapta gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefa, o ülkenin kurucu kadrolarına duyulan vefadır. Maalesef bugün ülkeyi yönetim kademesinde olanlar bazen ağız ucuyla, bazen Cumhuriyetimizin bahanesi deyip geçerek, bazen Atatürk dememek için gazi diyerek ama esasen Cumhuriyet'in bir bütün olarak kurucu kadrolarına minnet ve vefa duymak yerine özellikle bazı isimler üzerinden aslında Cumhuriyet'in kuruluş hikayesine husumet duyduklarını da gizleyemiyorlar. O yüzden Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu ülkede bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunun altını çizmek isterim. Bundan sonraki süreçte elbette esas vefanın ne olduğu ile ilgili bir tanımlama yapacağım ama bir de günün tarihsel bir önemi var. O da bugün 1 Mart. 21 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün çok tarihi bir oylama yapıldı. Bugün ülkeyi yöneten kişi o günlerde Amerika'ya gitmiş, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmanın taahhüdüyle, vaadiyle, motivasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarına 1,5 milyon Amerikan askeri sokmayı taahhüt etmişti. Bütün havaalanlarımız Irak operasyonda kullanılacak, limanlarımız açılacak ve gelecek malzemeler, silahlar hiçbir bekleme süresine, incelemeye tabi olmadan Amerikan toprağıymış gibi kullanılarak Irak işgal edilecekti. O tezkere meclise geldi. Genel başkanlarımızdan, o günkü genel başkanımız rahmetli Deniz Baykal kapalı oturumda 1,5 saatten fazla süren bir konuşma yaptı. O gün 22. dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarihi bir direniş, tarihi bir mücadele gösterdiler. Ve müzakerelerin sonucunda 99 iktidar partisi milletvekilini de yanlarına alarak o Amerikan postalının belki de çıkmamak üzere Türk topraklarına gelmesine, yerleşmelerine ve daha sonra Irak'ta dökülecek o kanın tamamına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak olmasına engel oldular. Bu tarihi günü 21 yıl sonra Deniz Baykal'a o gün mecliste görev yapan şimdi hayatta olmayanlara rahmetle ve hayatta olanlara minnetle vefamızı ifade etmek isterim. Bülent Ecevit'i Kıbrıs Barış Harekatı'yla Türkiye'ye sosyal demokrasiyi, ortanın solunu, emekçi haklarını
getirmekle, yaptığı birçok hizmetle anabiliriz. İsmet Paşa'yı ya Sevr'i yırtıp atmasıyla, Lozan'ı yapmasıyla mı anmalı, Garp cephesi kumandanlığıyla mı anmalı? Ya da biraz önce ifade edildiği gibi benim en büyük yenilgim dediği 14 Mayıs 1950 gecesi çok partili rejimin önünü açmayı ve rejimin üzerinde olası bir askeri vesayeti aklından dahi geçirmemesiyle mi anmalı? Deniz Baykal'ı biraz önce andık. Bugün burada olan genel başkanlarım, olmayan Hikmet Çetin'in Türk dış politikasına, devletimize, partimize yaptıklarını hepsi ayrı ayrı sayılabilir. Ama ismini anmadığım son genel başkanımız ve ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepsine birden Cumhuriyet Halk Partililer bir vefa göstereceklerse nasıl gösterecekler? Onu ifade edip onun sözünü vererek sözlerimi sonlandırayım. İster hayatta olsunlar, ister olmasınlar. İster sonuncusu olsun, ister birincisi olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanına ve tüm genel başkanlarına vefa göstereceksek bunu partilerini iktidar yaparak göstereceğiz arkadaşlar. Partilerini iktidar yaparak. Bu inançla, bu özgüvenle, bu enerjiyle ve her birinize olan inancımla, güvencimle bu güzel gece için bir kez daha emeği geçenlere, bugünlere getirenlere, ilk gün akıl edenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sahnede bizimle kalmanızı rica ediyoruz. Jüri üyelerimizi, kıymetli ev sahiplerimizi de şöyle ön tarafa rica ediyoruz. Bu akşam ödül alan ve ödül takdim eden kıymetli isimler de sahnede bize katılırlarsa bu akşamın hatırası olacak bir fotoğraf çektirmek isteriz hep birlikte. Ödül alan, ödülleri takdim eden çok değerli isimleri, kıymetli ailelerinin sahnede bizlerle birlikte fotoğraf çekimine katılmaya davet ediyoruz. Değerli misafirler, vefayı yalnızca konuşmadığımız, hissettiğimiz, hissettirdiğimiz, paylaştığımız, Türkiye için aydınlık günlerde buluştuğumuz nice vefa ödülleri törenlerinde bir arada olmayı diliyoruz. Bu akşam bizlere katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu geceyi var eden, ödül alan herkesi kutluyoruz. Değerli alkışlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Var olun.